inmemiştir hele Kur'an. Bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Ramazan-ı Şerif Kur'an ayı, mübarek ay. İçerisinde ilk vahyi barındıran ve Kadir gecesine kadar uzanan süreçte yeryüzünü, bütün insanlığı zulmetten nura, ümitsizlikten ümide, karanlıktan aydınlığa, insani erdemlerin ayyuka çıktığı güzelliklere taşıyan ay. Evet, Kur'an ayı dedik. Yüce kitabımız Kur'an, kelamların en güzeli. Bugün sevgili izleyenler, Diyanet TV ekranlarında Kur'an-ı Kerim'i konuşacağız. Onunla nasıl ilişkimizi düzenlememiz gerektiği konusunda, okurken, yaşarken iletişimimiz, tefekkürümüz nasıl olacak? Bütün bunları sizlerle bu ekranda iftarı beklerken programımızda paylaşacağız. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ekranlarınızın başına. Şimdi çok kıymetli iki konuğum var. Onları, bu güzel konuları konuşmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Sevgili izleyenler, iftarı beklerken programımızda bahsettiğim gibi bugün çok güzel konular konuşacağız. Bizi Rabbimizin rızasına eriştirecek, ona yakınlaştıracak amelleri bize gösteren, emirleri, yasakları öğreten yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den bahsedeceğiz. Tabi Kur'an-ı Kerim deyince de bu alanda çok yetkin üstadlarımız var stüdyomuzda. Ve kendilerini ağırlamaktan onur duyuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Hemen tanıtmak istiyorum öncelikle. Hafız Osman Şahin hocamız, kendisi Diyanet İşleri Başkanlığımızın Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı. Ve yine çok önemli benim için, çünkü kendisiyle okul dönem arkadaşıyız. Evet. Profesör Doktor Mehmet Emin Maşalı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi kendisi. Orada da kıraat anabilim dalındasınız, evet, bildiğim kadarıyla. Efendim, geleneği bozmayacağız. Programımıza böyle başladık ama hemen Hafız Osman hocamızdan bugünkü Aşr-ı Şerif'i istirham edeceğiz. Hocam, lütfederseniz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ
şekur. Vellezî evhayna ileyke minel kitâbi huvel hakku. مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ne güzel. Kur'an-ı Kerim insanı dinlendiriyor. Gönlüne hele Osman huzur. Hocamdan dinleyince. Bir de Osman hocamdan dinleyince. Evet. Hocam sizinle başlayalım. Gerçi yoruldunuz biraz ama yine de geleneği bozmayalım. Kur'an-ı Kerim hıfzetmek, Kur'an-ı Kerim hafızı olmak gerçekten çok önemli bir haslet. Çünkü onu öğrenmek, öğretmek bile Rabbimiz katında en hayırlı amel olarak zikrediliyor. İçerisinde bulunduğumuz Ramazan ayı, Kur'an ayı olarak nitelendiriyoruz ve gerçekten bu ayı böyle bizim için önemli hale getiren de müminler için Kur'an'ın bu ayda inzal olmuş olması, Kadir Gecesi'nin bu ayda olması şüphesiz. Hira'da başlamıştı malumunuz ilk vahiy oku emriyle ve sonra Kadir Gecesi'nde
dünya semasına inerek tamamlandı Kur'an-ı Kerim'in inişi. Ve bu iki, biri mekan, biri zaman. Yani Ramazan zamanı temsil ediyor. Hira mekanı temsil ediyor. Bu kıyası nasıl yapabiliriz? Yani bu zaman ve mekanın buluşması Kur'an için. Evet. Mustafa Bey, öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah tüm milletimizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Ramazan ayı, Kur'an ayı, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an buyuruyor Yüce Rabbimiz. Kur'an-ı Kerim tabii ki Ramazan ayında ve özellikle de Kadir gecesinde inmesinden dolayı da Ramazan-ı Şerif'e anlam katan bir kitaptır. Ramazan'ı anlamlandıran en önemli hususlardan birisi Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında inmiş olmasıdır. Evet. Çünkü Kur'an'da ayette bunu böyle tespit ediyor. Malumunuz Cebrail vasıtasıyla Hira mağarasında başlayan vahiy Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peyderpey nazil olmak suretiyle Cebrail vasıtasıyla Efendimiz'e gelen vahiy, vahiy katipleri tarafından da yazıldı. Ümmetin öncüleri olan ashab-ı kiram tarafından hem ezberlendi ve bu şekilde o Hira'da başlayan o serüven, o 23 yıl zaman zarfında hem Mekke'de hem Medine'de Resulullah Efendimiz'e inzal edilen Kur'an-ı Kerim hem hafızların sadrında muhafaza edilmeye başlandı. Bir taraftan da vahiy katiplerinin yazması suretiyle o günden günümüze hafızlarımız tarafından ezberlenerek satırlarda muhafaza edilerek hattatlarımız tarafından da o güzel satırlarda yazılmak suretiyle her iki kanaldan birlikte günümüze kadar intikal etmiş, hiçbir tahrife, tebdile, tahhire uğramadan bize kadar intikal etmiş mübarek bir kelamdır. Bu konuda hiç şüphe yok. Hiç şüphe yok elhamdülillah. Bizim de zaten aslında Kur'an-ı Kerim'in korunmuşluğu Allah'ın garantisi altında malum. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Kur'an'ı biz indirdik. Onu biz koruyacağız buyuruyor Rabbimiz. Ama kul bazında da bizim bugün başında bulunduğum kıraat kurulu da, Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu da başkanlığımızın en kadim birimlerinden biri ve 1889'da Osmanlı döneminde kurulmuş. Sırf Kur'an-ı Kerim'in yanlış baskıları yapılmasın, doğru bir şekilde insanlığa ulaşsın maksadıyla bunları incelemek ve tetkik etmek üzere tetkik ve mesaif heyeti adı altında kurulmuş ve bugün de başkanlığımızın bünyesinde kadim bir birim olarak varlığına devam ettiriyor. Bir denetleme, akreditasyon Kur'an-ı Kerimlerle ilgili tabii ki bir inceleme, hassas bir inceleme ve denetleme şu an kurulumuz tarafından da ifa edilmektedir. Bizim kurulumuzda yine Kur'an'la ilgili bir inceleme yapmaktadır. Eyvallah hocam. Ben izninizle hemen Mehmet Emin Maşallah hocama sormak istiyorum. Ramazan Şerif başladı. Nasıl geçiyor? Evet, önce güzel geçiyor elhamdülillah. Ramazan. Yoğunsunuzdur mutlaka. Yoğun tabii, fakültede dersler devam ediyor bir taraftan. Diğer taraftan da Sayın Osman hocamdan ilham aldık zamanında. Hatimle teravihe başlamıştık. Öyle. Onu devam ettiriyoruz. Hatimle teravih. Hatimle teravih. Ne kadar güzel. Biz Hekim Olaypaşa Camii'nde nerede olduğunu da söyleyelim. Yıllarca Osman hocamla beraber kıldırdık. Yani ben hatimle teravihinin nasıl olduğunu Osman hocamdan öğrendim. Ne güzel. Ondan sonra şimdi de Altunizade Hazreti Ali Camii'nde bizim Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kıraat bölümünden 4 hocayla beraber orada kıldırıyoruz. Güzel oluyor. Yani Ramazan-ı Şerif'i mihrap boyutuyla da idrak etme, ihya etme imkanı buluyoruz. Çok enteresan zaten. Hani teravihi hızlı kılmak isteyenlerle teravih, işte hatimle teravih kılanlar demek ki yani böyle farklı farklı duygular, düşünceler var. Ben şunu gördüm. Hatimle teravihinin tadına varan, bu tadı alan kişiler kolay kolay bırakamıyorlar. Evet. Onu hatimle teravihinin tadı tabii yani meşgalesi olmayacak biraz da. Allah kabul etsin inşallah. İzleyenlerimiz de bunu duydular. Sizi takip ederler umarız. Eskiden çok fazla yoktu İstanbul'da da ama gün geçtikçe hamdolsun
hem İstanbul'da hem Türkiye genelinde bu hatimle namaz kıldırma geleneği yerleşiyor hamdolsun. Elhamdülillah. Bu da Kur'an'dan nasiplenme, haz alma, Kur'an ayını idrak etme anlamında toplumumuz açısından iyi bir gelişmedir diye düşünüyorum. Elhamdülillah. Yani bu içselleştirildiğini gösteriyor. Bu anlamda hamd ediyoruz. Ve gelecekte de inşallah daha da artarak devam edecektir. Hocam Hira'dan bahsetti ve ondan sonra da burada inen ilk ayetten bahsettik. Oku emriyle. Yani okumak, nasıl okumak? Nasıl bir okuma emredildi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a? Yaradan Rabbinin adıyla oku dedi Yüce Rabbimiz. Okumaktan ne anlamalıyız? Yani Kur'an'ın ilk emrinin oku olması önemli bir husus zannederim hocam. Şimdi tabii hani kelime anlamı itibariyle baktığımızda kara'e okumak demek. Ama bizim pek çok müfessirin de işaret ettiği üzere oradaki okumaktan kasıt tebliğdir. Yani hani Anadolu'da bile kişinin işte düğünü okunduğu, yani bir davetin okunması şeklinde bir tabir var. Kınaya okumak falan. Tabii, kınaya okumak. Yani aslında hani müfessirlerin altını çizdiği bir husustur bu. O ayet-i kerimenin ifade ettiği anlam böyle bir sadece bir metin okumak değil. Sonrasının da ifade ettiği üzere İkra bismi rabbikellezî halak halakal insâne min alak. İnsana hayat veren yüceler yücesi Cenab-ı Hakk'ın ismini tebliğ etmek, ismini topluma duyurmak. Çünkü o süreçte İbrahim Aleyhisselam'dan intikal eden bir din var, dini teamüller var ama bu teamüller zaman içerisinde ciddi manada tahrifata uğramış. Evet. Bu bir defa İbrahim Aleyhisselam tevhidi temsil ederken o dönem müşrikler ona şirki katmışlar. Dolayısıyla bozulmuş bir yapı var. Orada işte o ilk ayet-i kerimeler aslında Cenab-ı Hakk'ın yüceliğinin tekrar hatırlatılması ve tevhide vurgu vardır ki Kur'an-ı Kerim aslında özetleyecek olursak, Kur'an-ı Kerim nasıl bir kitaptır diye soracak olursak tevhidi anlatan, her şeyden önce Cenab-ı Hakk'ın birliğini anlatan ve hayatın bütün merhalelerini bu tevhid üzerine oturtan bir kitap. Yani inanç kitap. Sistemi, tabii. Akidesi bozulmuştu toplumun. Bir de orada şu var, bakın o ayet-i kerimelerde, hani bunlar hep bizim müfessirlerin yaptığı izahların bir tercümesi diyebiliriz. İnsanın kainattaki yerini ifade eden ayet-i kerimeler. Çünkü müşrik insan kendini güçlü gören, o acziyetinin farkında olmayan bir insan tipidir. O ayet-i kerime, ilk inen ayet-i kerimeler bir taraftan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hakk'ın yüceliğini, birliğini yani tevhidin hatırlatılmasını ve topluma duyurulmasını ifade ederken diğer taraftan da insanın ne kadar aciz bir varlık olduğunu ve acziyetinin boyut olarak da Cenab-ı Hakk'ın yüceliği ifade edilir. İkra bismi rabbikellezî halak. Bakın ilk ayet-i kerime Cenab-ı Hakk'ın insanı yaratmasına hemen atıf vardır. Yani sen ey insanoğlu sen yaratılmış bir varlıksın. Kainattaki konumun bu. Neden yaratıldın? Halakal insane min alak. Seni bir pıhtıdan, bir damlacıktan, basit kan bir damlasından yarattı seni. Dolayısıyla bu aslında ilk ayeti kerimeleri, o Alak suresinin ilk o 5 ayeti kerimesini insanın kainattaki yeri, Cenab-ı Hak karşısındaki konumu, Cenab-ı Hakk'ın ne derece yüce olduğu ve o yücelik karşısında insanoğlunda ne kadar aciz olduğu bağlamında ele alınmalı. Cenab-ı Hakk'ın yüceliğini ve insanın acziyetini ifade eden ayet-i kerimelerdir. Bir defa acizliğini idrak etmemiş bir insanın sahih bir dini inanca, dini yaklaşma ya da hem Allah'a karşı görevleri hem de diğer insanlara karşı görevleri noktasında sahih bir yaklaşımı elde etmesi mümkün değildir. Evet. İşin başı oradadır. İnsanoğlu önce aciz bir varlık olduğunu hissedecek. İdrak edecek. Aciz bir varlık ve Cenab-ı Hakk'ın yüceliğini idrak edecek. Bunu idrak etmiş insan artık gerçek manada hem inanç noktasında hem de ahlak noktasında ideali yakalayabilen bir insan olur. Bu ayet-i kerimeleri bence yani bu bağlamda ele almak gerekir. Çünkü biz genellikle bakın onu işaret edeyim. Ona işaret edeyim. Yani genellikle bu ayet-i kerimeler hep böyle İslam'ın okuma yazmaya verdiği değeri hatırlatan ayet-i kerimeler gibi ifade edilir. Amenna, İslam ilme, bilime önem veren bir din. Bu boyutuyla da dikkate almak lazım. Ama esas bağlamında dikkate aldığımızda altını tekrar çiziyorum.
Cenab-ı Hakk'ın yüceliği ve insanın son derece aciz bir varlık Eyvallah. Olduğunu hatırlatan Eyvallah ayetlerdir. Eyvallah hocam. Ben aciz olarak bir eser seslendireyim. Sonra tekrar huzurunuzda Buyurun. Sohbetimize devam edelim. Hocam tevafuk da oldu. Hani insanın kendisini bilmesi, evet. haddini bilmesi açısından Yunus Emre'mizin böyle tasavvufta telvin denilen halden hale geçen nefsin hallerini
anlattığı, duyguların kademelerini anlattığı bir eserdi. Bir dem gelir, işte Firavun olur, Haman olur. Ama hakikaten insanda böyle bir değişken haller vardır. Biz tekrar konumuza dönecek olursak, Osman Hocam, bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an-ı Kerim hakkında gelişi güzel, bilgisizce, cahilce konuşan kimse için cehennemden yerini hazırlasın buyuruyor. Gerçekten bu çok ağır bir tehdit, yani dikkate, hassasiyete davet eden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadeleri. Ne dersiniz, bu bilgisizce konuşmaktan ne anlamalıyız? Efendim, Ali İmran suresinde bir ayet aklıma geldi siz söylerken. اَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَعْب۪يلِهِ Aslında haddini bilen insan, Kur'an-ı Kerim hakkında bilgi sahibi değilse hiç konuşmaz. Ama bu ayet bize maksadı fitne çıkarmak, fesat çıkarmak olanların Kur'an-ı Kerim hakkında ileri geri konuştuklarını, onu ayetleri kendi menfaatleri istikametinde suistimal ettiklerini haber veriyor. Kalplerinde bir kayma, bir hastalık, bir zafiyet olan kimseler Kur'an-ı Kerim'in müteşabih ayetlerine tabi olurlar. Orada manası kapalı veya birçok anlama gelme ihtimali olan ayetleri kendilerince yorumlamaya kalkarlar ve oradan Allah'ın muradını hesaba katmazlar da kendi düşüncelerini, kendi fikirlerini öne sürerek toplum içerisinde fitne çıkarmaya, fesat çıkarmaya çabalarlar diyor. Onun için Kur'an-ı Kerim hakkında konuşmak için ulema birçok ilimleri saymışlar. Kur'an hakkında Kur'an'ı tefsir edebilmek için, evet, başta Arapça olmak üzere, lügat ilmi olmak üzere, meani olmak üzere, usul ilimleri olmak üzere. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim hakkında, aslında Kur'an-ı Kerim'de hakkında konuşmak, Kur'an'ı anlamak içinse o herkese o kapı açıktır. Kur'an'ı anlamak için herkese kapı açıktır. Çünkü Kur'an'ın gönderiliş hikmetlerinden bir tanesi de Kur'an'ın anlaşılmasıdır. O evet, manada hepimiz Kur'an'ı okumalıyız, Kur'an'ı anlamalıyız. Kur'an'dan hüküm çıkarmaya sıra gelince sadece böyle bir meal okumak suretiyle, sadece lafzı manasını almak suretiyle Kur'an'dan hüküm çıkarmak biraz ihtisas işidir. Ona herkes yeltenmemeli derim. Çünkü Kur'an'ı anlamak hepimizin vazifesi ama Kur'an'dan hüküm çıkartmak, evet, alimlerin işidir. Dolayısıyla toplumda ilmiyle, irfaniyle öne çıkmış insanlara sesine kulak vermek lazım. Kur'an'ı da onların diliyle anlamak lazım. Onun için müfessirin-i kiram bize hep asırlar boyunca Kur'an'ın anlamını bize anlatmak için hizmet vermişler. Şöyle de bir iddia var hocam. Evet. Hani Kur'an-ı Kerim her Müslümanın rahatlıkla anlayabileceği şekilde ayetler böyledir diye. Hani bunu öne sürerek herkesin kafasına göre sanki Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimeleri yorumlayabileceği sonucuna ulaşıyorlar. İşte efendim, demin okuduğum ayetin baş tarafında da zaten buna vurgu yapılıyor. Kur'an-ı Kerim'in muhkem ayetleri var. Hükmü açık, kesin, evet, herhangi bir tevhile, herhangi bir yoruma ihtiyaç duymayan ayetleri var. Bir de Kur'an-ı Kerim'in içerisinde manası kapalı yoruma olan, açık, evet, manası kapalı, manası birçok anlamı ifade edebilecek veya ehlince ayetleri belki vardır. Ehlince ancak bilinebilecek ayetleri vardır. İhtisas gerektiren ayetleri vardır. Onları da fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemûn buyuruyor ayet-i kerime. Bilmiyorsanız onu ehli zikre, ilim ehline sorun, onlardan öğrenin diyor. Dolayısıyla birer Müslüman olarak bize düşen vazife, Kur'an herkese inmiş bir kitaptır. Hepimiz, evet, Kur'an'ı anlamakla sorumluyuz, yaşamakla sorumluyuz, okumakla sorumluyuz. Ama Kur'an'ın içerisinde hepimizin anlayabileceği çok açık ayetler olduğu gibi ilim ehline danışarak öğrenmemiz gereken veya o manadaki eserlerden okuyarak anlamamız gereken ayetler vardır. Bu anlamda Kur'an'ı anlamak ve ona göre kulak vermek gerekir. Evet, bunu yapmadığımız zaman aslında Kur'an'a da saygısızlık yapmış oluyoruz. Evet. Yani bir iddia sahibi olarak gerçekten önemli bir hususa değindiniz hocam. Hocam biz her gün Türkiye'mizin farklı illerinde bir bağlantı yaparak oradaki Ramazan-ı Şerif'e dair atmosferi, oradaki güzellikleri, o manevi
iklimi stüdyomuza taşıyoruz. Dolayısıyla aslında bütün Türkiye'ye taşımış oluyoruz. Bugün ben Kayseriliyim, malum benim memleketime inşallah bağlanacağız, Kayseri'ye gideceğiz. Kayseri'de Fatih Türe var, çok kıymetli muhabir dostumuz, arkadaşımız. Onunla inşallah sohbet edeceğiz. O da oradaki yaşananları, Ramazan'a dair hazırlıkları, yapılan farklı ne varsa Ramazan üzerine onları hem kendisi aktarıyor hem de efendim bize oradaki ehli olan zevat ile hocalarımızla aktarmaya çalışıyor. Şimdi sevgili izleyenler, Diyanet TV ekranlarında Kayseri'ye gideceğiz ve Fatih kardeşimizle oradaki atmosferi almaya çalışacağız. Merhabalar Fatih. Merhabalar Mustafa Demirci. Evet, de senin de söylediğin gibi memleketiniz Kayseri'deyiz bugün. Evet. Evet, Ramazan boyunca biz yollarda olacağız demiştik ve ilk gününde Kırıkkale, Nevşehir ve bugün de Kayseri'deyiz. Bu güzel şehrimizdeyiz ve biz gün boyunca burada özel haberler yaptık. Kayseri'de çeşitli camilerimizi gezdik ve Ramazan sevincini burada vatandaşlarımızla yaşadık. Ve şu anda da 800 yıllık, yaklaşık 800 yıllık olan Hunat Camii'ndeyiz. Tarihi Hunat Camii'ndeyiz. Bu cami Selçuklu Devleti tarafından yaptırılmış, Selçuklu dönemine ait ve çok güzide bir cami. Selçuklu eseri olduğu için bütün güzellikleri içinde barındırıyor ve bu camide bugün özel çekimler yaptık ve güzel bir gelenek var bu camide aslında. Ramazan boyunca mukabele geleneği burada devam ediyor aslında. Ben gördüğümde genci, yaşlısı ve bütün herkes camiye erken saatlerde akın ediyor ve halkalar halinde bu tarihi camide Ramazan'ı idrak etmeye çalışıyorlar. Okudukları Kur'an-ı Kerimler, mukabelelerle. Ve ben sözü uzatmadan hemen yayın konuğuma vermek istiyorum. Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven Hocam yanımda. Hocam öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Evet, yaklaşık 800 yıllık Hunat Camii'ndeyiz şu anda. Gerçekten güzel bir cami ve burada da güzel çalışmalar gördük sabahtan beri. Kayseri İl Müftülüğü olarak infak ayındayız, Kur'an ayındayız. Neler söylersiniz, ne gibi çalışmalarınız var? Öncelikle Ramazan ayımızın bu yılki Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından belirlenen ana teması, konusu infak üzerine durmak istiyorum. Biz Müslümanlar kazanmış olduğumuz ve Yüce Rabbimizin bizlere vermiş olduğu imkanlar ölçüsünce başkalarına, ihtiyaç sahiplerine hayır hasenatta bulunmamız gerekmektedir. Genel olarak zekatlarımız, fitrelerimiz, fidyelerimiz, sadakalarımızın hepsine birlikte biz infak diyebiliriz. İnfak aslında bir Müslümanın kendi sahibi olduğu malını bir başkasına Allah rızası için vermekten ibarettir. Kayserimiz bir taraftan tüccar, esnaf, iş adamı, girişimci ruhlarıyla bilinen insanlardan oluşmakta. Diğer taraftan da en az girişimci ruhu kadar bir de hayırsever ruhu var Kayseri insanımızın. Yaklaşık 4 yıldır burada il müftüsü olarak görev yapıyorum. Şu anda 30'un üzerinde cami ve Kur'an kursu inşaatlarımız var. Bunların hemen tamamına yakınını hayırseverlerimiz her birisi alıyorlar ve temelden tavana kadar bunlar yapıyorlar. Diğer taraftan Kayserimizde yaklaşık 80 bin kadar Suriyeli muhacir kardeşimiz var. 2000'in üzerinde Doğu Türkistanlı kardeşimiz var. Yine diğer başka Afganistan başta olmak üzere birçok yerden gelen kardeşlerimiz var. Bunlara Kayserimiz her türlü maddi yardımı yapmakta. Bunun yanında Kayseri'den son 3 yıl içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımızın işbirliği içerisinde sınır ötesindeki kamplarda kalan, mülteci kamplarında kalan ya da kendi köylerinde kalan terör mağduru kardeşlerimize her ay buradan yardım tırlarını uğurluyoruz. Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı'yla
ordumuzun terörden temizlemiş olduğu bölgelerde ikamet etmek durumunda olan kardeşlerimize sıcak ekmeklerimizin unlarını Kayseri gönderiyor. Her ay en az 10, 15, 20 tır olmak üzere son 3 yıldır Kayserimizden bu yardımları ulaştırıyoruz. Bu yardımlar hayırseverlerimizin tır bazında, çuval bazında bizlere ulaştırmış olduğu ya da nakit olarak ulaştırdıkları yardımlardan oluşuyor. Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi olarak son 3 yıl içerisinde 504 tır yardım gönderdik. Bunlar Kayserimizin hayırseverliğinin bir başka göstergesidir. Özellikle Ramazan girmeden önce hemen Ramazan'dan bir hafta önce 38 tır yardımımızı daha Kayseri'den uğurladık. Özellikle biz 15 tır yardım uğurlayalım diyerekten yola çıktık. Ama Kayserili hayırseverlerimiz bizden daha fazla gayret gösterdi ve Kayseri'nin plakası olan 38 tıra ulaştılar. Elhamdülillah gönderdik ve bölgedeki Türkiye Diyanet Vakfımıza ait fırınlarımızda sıcak ekmek oluyor bunlar ve ihtiyaç sahiplerinin önüne sunuluyor. Çok teşekkürler. Gerçekten infak ayında, Kur'an ayında Kayseri halkı çok güzel yardımlarını sürdürüyor ve devam edecek eminiz. Evet, Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven bizlerle birlikteydi. Hunat Camii'nden yayınımızı gerçekleştirdik ve biz yolculuğumuza devam edeceğiz. Yarın da Adana'dan görüşmek dileğiyle ve sözü tekrardan size bırakalım. Teşekkür ederiz Fatih kardeşim. Şahin hocama da selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Gerçekten ben dinlerken çok etkilendim. Kalem kalem saymakla bitiremiyorlar. Ne kadar hayırsever, güzel insanlarımız var. Allah'a hamdolsun. Evet, tekrar konumuza dönecek olursak hocam, Kur'an-ı Kerim'in özellikle mucize olması hususu çok önemli. Çünkü ben buna katılır mısınız bilmiyorum. Yani işte Ramazan ayında bu ayın musikisi Kur'an'dır. Yani insanların gönüllerine, kulaklarına, zevklerine hitap eden en güzel Kelamullah'tır şeklinde bir yaklaşım var. Ve bu da Kur'an-ı Kerim'in mucizevi yönünü, bütün kim dinlerse ondan derinden etkilenmesi, yani Müslüman olma şartı da yok. Gerçekten böyle bir mucizevi yönü var. Hem getirdiği emirlerle ve bize sunduğu rehberlik manzumesiyle, hem de tabii bu musiki yönüne de değinirsek iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Mustafa abi, tabii yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim hem lafzıyla mucizedir, evet, hem manasıyla mucizedir. Getirdikleri hakikatleri itibariyle de mucizedir. Zaten kendisi meydan okuyor. Yani fe'tu bi suratin min misli, hatta işte 10 sure getirin, bir sure getirin tarzında, eğer gücünüz yetiyorsa böyle bir kelamı ortaya koymaya, hadi de getirin bakalım tarzında, evet, bütün dünyaya meydan okuyan, bütün edebiyatçılara meydan okuyan bir kitap Kur'an-ı Kerim. Tabii bunun ses itibariyle de gerçekten Kur'an'ın kendi musikisi vardır. Kur'an'ın kendi musikisi vardır. O elfazın terennümündeki vurgular, hatta kelimelerin kendi içindeki telaffuz ediliş biçimi bile ayrı bir mucizevi bir usluptur hakikaten. Tabii ki Kur'an'ı güzel okumayı da bize yine Resulullah Efendimiz tavsiye ediyor. Kur'an-ı Kerim, seslerinizi Kur'an'la süsleyiniz diye. Ben başkasından Kur'an okumayı dinlemeyi severim buyuruyor Peygamber Efendimiz. O bakımdan da Kur'an'ı mutlaka okurken onun o kendi musikisine de dikkat ederek okuduğumuz takdirde o elfazın içerisindeki hikmetler o güzel sesle, o tilavet içerisinde birleşince, evet, gerçekten gönüllere farklı bir tesir bırakıyor. Elhamdülillah. Bunun mucizevi yönü hakikaten unutulamaz. Eyvallah. Hocam, mucizevi yönü bu şekilde tabii hakikatlerine de işaret etti hocam. Mehmet Akif Ersoy bunun sıkıntısını, Kur'an-ı Kerim'i okuyanların ne şekilde okuduğu konusundaki içerisinde duyduğu problemleri de bir beyitle dile getirmiş. Programımızın başında da zikrettik. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Bu sözleri ya bu bağlamda nasıl değerlendirebiliriz?
insanların Kur'an okurken hangi amaçla okudukları ne kadar önemli? Ya tabii şimdi öncelikle Kur'an-ı Kerim hani Kur'an-ı Kerim'in Ramazan-ı Şerif'te indiğinden bahseden ayet-i kerimede de açıkça ifade edildiği üzere insanları hidayete götüren bir kitap. Yani en birinci özelliği, birinci vasfı bu. Huden linnâs. Bir hidayet kaynağı olması. Dolayısıyla insanlığın öncelikle Kur'an-ı Kerim'in bu yönden istifade etmesi gerekir. Hatta Kur'an-ı Kerim'i mucize kılan en temel vasıf da burada yatar. Yani birbirini kesen, boğazlayan, hak hukuk tanımayan, aşırılıkta, kabalıkta, sertlikte, hukuk tanımazlıkta zirve olan bir nesli almış, 23 sene zarfında ideal bir nesil haline getirmiş. Sahabe efendilerimizi. Büyük bir başarı. Büyük gerçekten. Bir başarı. Dolayısıyla en büyük mucize Kur'an-ı Kerim'in insanlık üzerinde oluşturmuş olduğu bu dönüşüm. Değil mi? Evet. Dolayısıyla öncelikle olarak Kur'an-ı Kerim'in bu yönüne bakmamız lazım ve yani bizim hayatımıza zulmetten nura tabii çevirmesi. Bizim hayatımıza nasıl yön verecek? Biz yanlışlardan Kur'an sayesinde nasıl kurtulabiliriz? Kötü alışkanlıklarımızı, kötü davranışlarımızı iyiye tebdil etmede, dönüştürmede Kur'an bize nasıl rehberlik sunabilir? Bundan istifade etmek. Öncelikle bizim Kur'an'la ilişkimiz bu boyutta olmalı. Ama Kur'an-ı Kerim'in bu muhteva, mana boyutu. Bir de elfaz boyutu var ki gerçekten Kur'an lafızları kimi zaman, bakın bu cümlemi itinayla kurmaya çalışıyorum. Kimi Eyvallah. Zaman taşıdığı mananın ötesinde bir hissiyata kişiyi sevk edecek bir harmoniye, bir ses uyumuna, bir etkiye sahiptir. Evet. O yüzdendir ki mesela Mekke'nin ileri gelen müşrikleri ki bunlar Arap edebiyatında zirve şahsiyetler, öyle söyleyeyim, ya da Arap edebiyatına, Arap diline vakıf kişiler, Kur'an-ı Kerim'in getirdiklerine karşı çıkmakla birlikte onun elfazındaki o büyüleyici, etkileyici üslup karşısında yani bir şey Kur'an'ın diyememişlerdir. Kur'an'ın musikisine hayran olmuşlar. Yani Kur'an-ı Kerim'in estetik elfazının taşımış olduğu o hissiyata, his boyutuna bir şey yapamamışlar, ona engel olamamışlar, onu itiraftan öteye gidememişlerdir. Bir örnek, müşriklerin ileri gelenlerinden Velid bin Mughire, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı davasından vazgeçirmek için yanına gelir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ona ayeti kerimeleri okuyunca Velid bin Mughire düşünür, taşınır, ölçer, biçer, diyecek bir şey bulamaz. Hatta ve hatta bu rivayeti aktaran kaynaklar derler ki Velid bin Mughire bu olaydan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından ayrılıp müşrik arkadaşlarının yanına gelirken uzaktan Ebu Cehil onu görür. Evet. İfade aynen şudur kaynaklarda aktarılan bilgi. لَقَدْ صَبَأَ الْوَلِيدِ Ebu Cehil der ki artık Velid de gitti. Yani Kur'an-ı Kerim'in Velid bin Mughire'nin üzerinde oluşturmuş olduğu etkiyi Ebu Cehil evet. uzaktan fark eder. Hocam bunlarla ilgili örneklere devam edeceğiz. Evet. Bir sizi soluklandıran... Bu etki elfazın etkisi. Onu inşallah... Bu etki her asırda devam eden bir mesela kulağını tıkayan adam örneği var mesela. Onlardan da bahsedebiliriz ama ben izninizle bir eser seslendireyim. Sizi de dinlendireyim. Gönlümüz ferahlansın. Teşekkür inşallah. Ederim. Thank you.
Evet hocam. Bu da çok değerli bir, Allah razı olsun, dostumuz Yahya Soyyiğit'in bestesiydi. Ya, kendisi Allah de hafızdı. Ya. Rahmetle yad ediyoruz. Rabbim makamını âli etsin. Çok değerli bir musiki şinastı hakikaten. Evet hocam, bizi dosta doğru yola çıkaran yüce kitabımız, hakiki dostu bize öğreten, anlatan ve bu yüce kitabımızı okurken bir ibadet neşesiyle, ibadet duygusuyla okumak bize sevap kazandırıyor. Yani Kur'an'la bizim müsbet manada her türlü iletişimimiz aslında bizim için bir geri dönüş sağlıyor, kazanç sağlıyor. Rabbimizin rızasına götürüyor, kendisine yakınlaştırıyor. Hatta Kur'an-ı Kerim okumak, Allah ile konuşmak gibidir. Yani Rabbimiz de adeta karşılıklı konuşuyor gibi hissediyoruz. Bunu yaparken tabii her şeyin bir adabı, edebi, erkanı, hassasiyetleri var. Nelere dikkat etmeli bir mümin Kur'an-ı Kerim okurken? Evet. Efendim, Kur'an-ı Kerim'le dostluğumuzu konuşurken aslında önce Kur'an'a karşı sorumluluklarımızı bilmek gerekiyor. Bizim Kur'an'a karşı en büyük sorumluluğumuz, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e böyle gönülden onu tasdik ederek iman etmektir. Evet. Ona bir bütün olarak iman etmektir. Onun ayetleri içerisinde bir ayrım yapmaksızın, hükümleri içerisinde tefrik yapmaksızın, Kur'an'ın bir Allah kelamı olduğuna, onun bir vahiy mahsulü olarak Peygamber Efendimiz'e indiğine ve bize bir hayat rehberi olarak gönderildiğine, bir hayat kılavuzu olarak gönderildiğine, bizi dünya ve ahiret saadetine ulaştıracak bir kitap olarak geldiğine inanmaktır. Evet. İkinci vazifemiz Kur'an'a yani karşı. Yani sağlam bir iman. Sağlam bir iman. İkinci vazifemiz, bize Allah bir kitap göndermiş. Dünya ve ahiretimiz için reçete olacak bir kitap göndermiş. Acaba bu kitapta Allah bize ne buyuruyor diye açıp okumamız gerekir. Kur'an'la iletişimimizi güçlü tutmamız gerekir. Dolayısıyla bu tabii öncelikle o asli, orijinal metin dediğimiz Arapçasını öğrenmek. Şimdi evet, bazı kardeşlerimiz bunu ya nasıl öğreneceğim falan diye zor gelebilir kendilerine böyle uzaktan bakanlar için, ama bu bugün için oldukça kolaydır. Hocam bir de Kur'an-ı Kerim öğrenmek gerçekten yaş kolaydır, ne olursa olsun kolay değil mi? O da mucizevi bir tarafı. Kur'an-ı Lizzikri ayeti kerimesi, Kur'an'ı biz kolaylaştırdık ifadesi, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için çaba sarf edenlere de Allah'ın bir lütfu ve ikramı olduğunu ve kolaylaştıracağını müjdesidir. Evet. Dolayısıyla bizim yaz kurslarımızda her sene yazın, şimdi de yaz geliyor inşallah, yavrularımızı inşallah camilerimize, Kur'an kurslarımıza göndereceğiz. Oralarda her yıl 1 milyonun üzerinde çocuklarımız geliyor ve bir hafta, bilemedin 10 gün içerisinde bu çocuklarımız Kur'an-ı Kerim'i öğrenebiliyorlar. Evet. Onun için bunda öğrenmek için bir zorluk yok. Test edilmiş, denenmiş, test edilmiş bir olay. Bir şeydir. Hatta büyüklerimiz de, hanım kardeşlerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz, yengelerimiz Kur'an kurslarımıza geliyorlar. Onlara da kapılarımız açık. Evet. Bütün Kur'an kurslarımızda, camilerimizde bu hizmet veriliyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bu orijinal metninden öğrenmeye çaba sarf etmeliyiz. Çünkü bu bize Allah'ın göndermiş olduğu bir kitaptır. Bunun okumasını da öğrenmeliyiz. Zaten ibadet edecek kadar mutlaka bunun doğru bir şekilde öğrenmek farz. Evet. Çünkü namazlarımızda kıraat farz olduğuna göre Kur'an-ı Kerim'den bir miktar bir şey öğrenmek de, ibadetimizi yapacak kadar öğrenmek de farz. Dolayısıyla bunu öğrenmemiz mutlaka elzemdir diye düşünüyorum. Evet. Üçüncü olarak da tabii ki bunun sadece lafzı değil, Kur'an-ı Kerim'in bize anlamı da önemlidir. Kur'an'ı anlamak için, onu hayatımızda uygulamak için, Kur'an'ın bize haber verdiği emir ve yasaklara uymak için de Kur'an'ı anlama noktasında gayret sarf etmeliyiz. Bir de tabii ki Kur'an bize bir hayat nizamı olarak geldiğine göre yaşantımızı şöyle Kur'an'la ölçmeliyiz. Kur'an'a ne kadar uyuyoruz? Kur'an'a ne kadar tabi oluyoruz? Allah bize bir takım emirler ve yasaklar koymuş. Bunlara ben bir Müslüman olarak, bir mümin olarak, Allah'a kulluk vazifemi ifa ediyorum diyen bir kişi olarak ne kadar uyuyorum diye biz Kur'an'ı hayatımızda ne kadar yer veriyoruz, ne kadar yaşayabiliyoruz? Bunun da sürekli muhasebesini yapmak durumundayız. Kur'an aynı zamanda bir ahlak kitabı.
Çünkü Peygamber Efendimiz'e, Hazreti Ayşe Validemize sordukları zaman peygamberin ahlakı nasıldır diye verdiği cevap çok enteresandır. Siz Kur'an-ı Kerim'i okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dan ibaretti diye. Dolayısıyla insanı kamil olabilmek için de, güzel ahlaklı insan olabilmek için de toplum içerisinde hem kullar nezdinde hem Allah nezdinde saygın bir kişiliğe sahip olabilmek için de Kur'an okumak, Kur'an'la emhal olmak durumundayız. Yani canlı Kur'an'dı Peygamber Efendimiz bir öyle, anlamda değil mi hocam? Tabii ki, yani, elbette ki. Rol model olması, evet. Kur'an'ın nasıl yaşanacağı konusunda bize. Muhakkak. O zaman hani Kur'an-ı Kerim okumasa bile Peygamber Efendimiz'i gören bir insan, onun nasıl yaşadığını bilen bir insan, ona uyarsa Kur'an'ı da yaşamış elbette oluyor. Ki. Bir de bir hadis-i şerif olarak zikredilir, benim çok dikkatimi çeker. Ehlül Kur'an veya Ahlül Kur'an'da geçer. Ehlullah diye bir hadis-i şerif vardır. Yani Kur'an ehli olan, ben onu dost diye tercüme ediyorum. Kur'an'la dostluk Kur'an kuranlar, ehli kavramı var. Evet, Kur'an ehli, ehli Kur'an, ehlullah diyor hadis-i şerif. Aha. Yani Kur'an'la dost olanlar Allah'la dostluk kurarlar. Biz bunu genelde lafız boyutuyla, ses boyutuyla iyi okuyan kimseleri ehli Kur'an diye tabir ederiz malum ama ben onu daha geniş anlamda kullanmak istiyorum. Buradaki Kur'an'la dost olanlar. Hem okumak suretiyle, hem ona gönül vermek suretiyle, evet, hem yaşamak suretiyle Kur'an'la ne kadar dostluk kurarsak Allah'la o kadar dostluğumuz pekişir. Onun için Kur'an ayı, Ramazan ayında Kur'an'a daha çok sarılalım, daha çok okuyalım. Onunla olan dostluğumuzu pekiştirelim ki Allah'la olan dostluğumuz da pekişmiş olsun. Evet, yani o zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Bir kimse Allah ile dost olmak istiyorsa önce Kur'an'la dost olsun. Kur'an'la dost olmak istiyorsa da Efendimiz Aleyhisselatü evet. Vesselam ile dost olsun. Evet, ne güzel. Ülkemizde hafızlık çok önemsenen bir konu. Gerçi sadece ülkemizde değil, özellikle Balkanlarda, İslam coğrafyasında da ve biraz hafızlık üzerine duralım diyorum. Çünkü hafızlar Kur'an-ı Kerim'i bizzat hem muhafaza anlamında hem de iletmek anlamında çok önemli bir misyon üstleniyorlar. Görüyoruz, stadyumları dolduruyor insanlar Kur'an-ı Kerim dinleyebilmek için, karileri dinleyebilmek için. Hocam siz de eğitimcisiniz bu anlamda. Hafızlık deyince ama Osman hocamın iki yönü de var efendim. Onlar evet, da hafızlayız. İsmi bir defa bizim... hafız olduğu için bu sorunu Osman hocama yöneltilmesi gerekiyor. Estağfurullah, gerekir. Estağfurullah. Hocam yok. Şimdi ben o zaman hocama topu şöyle atayım. Evet. Tabii ki hafızlarımız Kur'an'ın aynı zamanda muhafızlarıdır. Kur'an'ın muhafızı olanları da Allah hıfzeder, korur. Ben evet. böyle bir üçlü bir sistem koyuyorum. Kur'an'ın hafızı olanlar, onun elfaz boyutuyla Kur'an'ın korunmuşluğunu da üstlenmiş olan kişiler olarak Kur'an'ın evet. muhafızıdırlar. Hocam, ama aynı sözümüzü zamanda kesiyorum, özür dileyerek Ankara için iftar vakti, hemen onu belirtelim efendim. Eyvallah. Afiyet olsun, Rabbimiz tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Mümin için iki sevinçten biri olan iftarımız en güzel şekilde sofralarımızda inşallah tegaddi edilsin. Evet, şimdi sohbetimize devam ediyoruz hocam, ama bu arada ben hocama sözü isabet de olmuş. Hocamı birazdan Kur'an-ı Kerim dinleyeceğiz. Siz öyle o zaman ben o zaman dinlendirmiş olayım biraz. Biraz dinlendirmiş tamam, olursunuz. Evet. Şimdi efendim, Kur'an-ı Kerim asr-ı saadetten günümüze kadar gerçekten o demin okuduğum ayeti kerime mucebince o Allah tarafından korunmuş olsa da bütün Müslümanlar, bütün ümmeti Muhammed asırlar boyunca hafızlar onu ezberlemek suretiyle, hattatları da yazmak suretiyle, Müslümanlar da yaşamak suretiyle hayatımızda Kur'an'ı korumaya, muhafaza etmeye gayret ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Ve bu milletimiz gerçekten bizim Necip milletimizde hafızlık müessesesine çok büyük değer vermiştir. Müslümanlarımız küçük çocuklarını daha küçük yaşta Kur'an kurslarımıza gönderiyorlar. Oralarda evladım benim hafız olsun, Kur'an'ın muhafızı olsun diye gayret gösteriyorlar. Ve hamdolsun çok şükür bugün Türkiye'nin dört bir tarafında bizim evet. Kur'an kurslarımızda, camilerimizde yavrularımız geliyor. Şimdi artık Milli Eğitim'de de bu sistem başladı. Orada da çocuklarımız okulla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın desteğiyle orada da hafızlıklarını yapabiliyorlar. Hafızlık da yapabiliyorlar. Tabii, ne tabii, kadar şu güzel. Şu anda İmam Hatip okullarında özel proje sınıfları vardır. Orada hafızlık yapmak isteyen çocuklarımız vakitlerin bir bölümünde bizim Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından gönderilen Kur'an kursu öğretmenlerinin desteğiyle orada hafızlıklarını yapıyorlar. Öğleden sonra da
okul derslerini görüyorlar. Bu şekilde de devam eden kurslarımız da var. Ve çok şükür bugüne kadar ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tescillenmiş olan hafız sayımız 150 bine yaklaştı çok şükür. Maşallah. Yani ülkemizde 150 bine yakın tescilli hafızımız var. Tabii ki burada o hafızlarımıza düşen vazife aynı zamanda şudur. Kur'an kurslarından ayrıldıktan sonra İmam Hatip Okulu'na gittikleri zaman bunu unutmayacaklar. Çünkü hafızlığın en büyük afeti de unutmaktır. Evet. Unutmayacaklar. Mukabele okumak suretiyle, efendim teravih namazını hatimle kıldırmak suretiyle, her gün okumak suretiyle bu Allah'ın bize emanet etmiş olduğu bu büyük sorumluluğu onun bilincinde olarak muhafaza etmeye gayret göstermeliyiz. Çok teşekkür ederiz. Hocam dinlendiniz sanırım. Evet. Biraz da bizi dinlendirin lütfen. Buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإن حسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. آمنا وصدقنا. Hocam ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ne güzel Kur'an-ı Kerim'i dinlemekte, okumakta. Hocam Ramazan-ı Şerif de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her zamandan çok daha farklı bir duruma geldiğini, hayatında böyle işte cömertliğinin
taşkın nehirler gibi olduğunu, sonra Kur'an-ı Kerim'le ilgili de, okumakla ilgili de, işte mukabelelerin yapılması. Yani Peygamber Efendimiz bize Kur'an-ı Kerim'i okuma anlamında Ramazan-ı Şerif'te nasıl bir örneklik teşkil ediyor? Biraz onun uygulamalarından bahsedebilir miyiz? Şimdi tabii Ramazan-ı Şerif, Kur'an-ı Kerim'in içinde indiği ya da nüzulünün başladığı bir ay olması hasebiyle aslında bizim Kur'an'la irtibatımızı tekrar gözden geçirme ayı olması hasebiyle de ayrı bir önem taşıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dayanıyor tabii bu hayatımızı Kur'an penceresinden gözden geçirme şeklindeki uygulama. Malum Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz daha sonraki süreçlerde de Ramazan-ı Şerif'te Hira Mağarası'na kapanır. Orada kaynakların işte ifade ettiği üzere Ramazan-ı Şerif'in belli bir bölümünü orada geçirir. Yine rivayetler o süreç içerisinde o güne kadar nazil olmuş olan ayet-i kerimeleri Cebrail Aleyhisselam'a arz ettiği şeklinde rivayetler var. Tabii bu arz meselesinin mevcudiyetini biliyoruz ama hani mahiyeti hakkında çok bilgi sahibi değiliz. Ama bütün bunlar gösteriyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize intikal eden bu uygulamalar gösteriyor ki Ramazan ayı bizim için hayatımızın gidişatının, yapıp ettiklerimizin Kur'an penceresinden yeniden bir değerlendirmeye tabi tutulması gereken bir ay. Hatta Kadir Gecesi bu anlamda daha da öne çıkıyor. Çünkü Kadir demek de Kadir ölçmek, biçmek, değerlendirmek demek. Yani Kadir Gecesi aslında bizim Ramazan-ı Şerif'te yapmış olduğumuz hayatımızı Kur'an penceresinden yeniden gözden geçirmek, nerelerde eksiklerimiz var, nerelerde yanlışlarımız var, hayatımızda yeni bir sayfa açma şeklindeki hassasiyetimizin tavan yaptığı bir gece aslında olmalı. Evet. Dolayısıyla hani gerek Ramazan, gerekse Kadir Gecesi bizim Kur'an'la irtibatımızı gözden geçirdiğimiz aslında bir ay. Aslında sanki bütün Ramazan-ı Şerif'te başından itibaren yaptığımız ibadetler, hazırlıklar da Kadir Gecesi için gibi değil mi hocam? Evet. Tabii nüzul o gecede başlıyor dedim ama hani ana vurgu bu günler bizim için Kur'an'la irtibatımız. Kur'an bizim hayatımızda var mı, yok mu? Bizim hayatımızda Kur'an-ı Kerim'in mevcudiyetinden bahsedebilir miyiz, bahsedemez miyiz? Ya da mevcutsa hangi düzeylerde bir mevcudiyeti var? Mesela sık sık öğrencilerim falan bileceklerdir. Atıf yaptığım İmam-ı Gazali Hazretleri'nin bir değerlendirmesi var. İmam-ı Gazali Hazretleri der ki, hani Kur'an-ı Kerim bizim hayatımızda mevcut olmalı, var olmalı. Peki bir şeyin mevcudiyeti hangi düzeylerde gerçekleşir? Gazali der ki, bir, dilde mevcut olmalıdır der. Evet. İki, ona el vücud fil ezhan der, fil lisan der pardon. Zihinde mevcut olmalıdır Kur'an-ı Kerim. Buna da el vücud fil ezhan der. Bir de hayatımızda mevcut olmalıdır. Buna da el vücud fil ayan der. Dolayısıyla bizim bu Ramazan-ı Şerif'te yapmamız gereken şey Kur'an-ı Kerim bizim dilimizde var mı? Zihnimizde var mı? Hayatımızda var mı? Bunlardan birisi eksikse, bu boyutlardan birisi eksikse Kur'an-ı Kerim'in bizim hayatımızdaki mevcudiyetinden bahsetmemiz mümkün değildir. Evet. Kur'an'ın mevcut olmadığı bir yerde de Müslümanlıktan bahsetmek mümkün değildir. Kur'an bizim medeniyetimizin ve bizim varoluşumuzun, varlığımızın, Müslümanlığımızın olmazsa olmazdır. Kur'an'ın olduğu yerde Müslümanlık vardır, İslam medeniyeti vardır. Olmadığı yerde de ne Müslümanlık vardır ne İslam medeniyetinden bahsedebiliriz. Şu yanında bulunduğumuz Süleymaniye Camii'nin inşasının arkasında yatan güç Kur'an-ı Kerim'den alınmış bir güçtür. O medeniyet, medeniyetin oluşumunda da o güç var. Dolayısıyla biz dilimizle, gönlümüzle, kalbimizle, yaşantımızla, Kur'an-ı Kerim'le hangi düzeyde örtüşüyoruz? Ne boyutta Kur'an-ı Kerim bizim hayatımıza yansıyor bu bahsettiğim boyutlar itibariyle? Ramazan-ı Şerif ayı bu anlamda üst düzeyde idrak etme ve bu şuura bilince ulaşma ayı. Aslında oruç da bizi bu anlamda Kur'an'la irtibatımızı gözden geçirelim diye bizi ruhen, psikolojik olarak bir terbiye altına alıyor. Farkındalık oluşturuyor. Farkındaysanız Ramazan-ı Şerif'te evet. Orucun etkisiyle bir
hassaslaşma, bir insanın acziyetini fark etme şeklinde, ki hassasiyetlerin üst düzeye taşındığı bir ay. Buradan da ilham alarak, buradan da yardım alarak Kur'an'la irtibatımızı bu ayda yeniden gözden geçirmeliyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti de bu zaten. Eyvallah, çok teşekkür ederiz hocam. Biz de İstanbul için iftar vaktine çok yaklaştık, az kaldı. Evet. Ama bu arada sizi biraz dinlendirelim. Allah de kalbim diyerek bir eser seslendirelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah de kalbim, Allah de. Evet, zikrullah çok önemli. Kur'an'ın bir diğer adı da zikir. Zikri hatırlatıyor bize. Kur'an-ı Kerim okumak da tabii dolayısıyla zikir yapmak anlamına geliyor. Hocam, siz Kur'an-ı Kerim'le ilgili hakikaten bir ömür hani vermiş gibi bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yetiştirdiğiniz insanlar, Kur'an-ı Kerim'e yaptığınız hizmet gerçekten çok önemli hizmetler. Allah sizden razı olsun. Amin. Halinde devam ediyorsunuz. Ve bunlardan bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'i gençlerimize sevdirmek ve onu aşırı olarak
okumak, kıraat etmek anlamında teşvik için bir yarışma da yapıyorsunuz. Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Mutlaka izleyicilerimiz de takip ediyorlardır. Orada mesela ilginç şeyler oluyordur. Şahit olduğunuz güzel şeyler oluyordur. Efendim ben şöyle özetleyeyim. Kur'an yarışmadan açtık madem sözü. Bir defa kurumsal olarak bizim Diyanet İşleri Başkanlığımız Kur'an kursları arasında Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde Kur'an kursları arasında bir hafızlık ve Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmaları yapar. Evet. Din görevlileri arasında da biz Musaflar İnceleme ve Kıraat Kurulu olarak din görevlileri arasında hafızlık ve Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmaları yapıyoruz. İmam Hatip okulları arasında Din Öğretimi Genel Müdürlüğü hafızlık ve Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmaları yapar. Son iki senedir biliyorsunuz TRT'de Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği halinde de Ramazan ayında işte dün itibariyle de başladı yayınlanmaya. Bir Kur'an-ı Kerim yarışması yapıyoruz. Bütün bunların dışında bir de uluslararası çapta bu sene yedincisini yapacağımız Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışması. Yedincisi mi dediniz? Yedincisi efendim. Maşallah. Bu sene yedincisi düzenlenecek. Ve önümüzdeki haftadan itibaren misafirlerimiz gelmeye başlayacak. Onların önce elemelerini yapacağız. Evet. Ve 24 Mayıs Cuma günü sabahleyin saat 10'dan itibaren ikindi namazına kadar bu yarışmamızın yaklaşık 65 ülkeden 120-130 civarındaki yarışmacının katılacağı iki dalda yaptığımız biri hafızlık, birisi Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışması. Evet, burada inşallah bu arada, orada icra edeceğiz. İnşallah bu, devam edeceğiz. Bu arada sevgili izleyenler, İstanbul için iftar vakti. Ellerimizi açtık, dualarımızı yaptık ve hemen Rabbimizin verdiği nimetlerle ibadetimizi tamamlamış oluyoruz. Afiyet olsun, Allah kabul etsin. Bizler de şimdi hemen iftarlarımızı açarak sonrasında ezandan sonra programımıza devam edeceğiz. Evet efendim, ezan-ı Muhammedi'yi de dinledik. İstanbul için artık iftar başladı. Sofralarda bir sevinç, bir coşku. Allah kabul etsin. Açlığın verdiği o halsizlik yerini inşallah daha böyle zinde bir hale bırakacak. Ve sonrasında da Müslümanlar camilere koşacaklar. Akşam namazından sonra teravih namazını kılacaklar. Sonra da sahura kalkacaklar. Bu süreç hep böyle ibadetler birbiri ardını takip ediyor. Gerçekten yoğun bir kulluk programı var Ramazan-ı Şerif'te hocam. Yarışmadan bahsediyordunuz. Yedincisini yapıyoruz dediniz efendim, bu sene. Şunu da tamamlayayım sözümü. Bu sene yedincisini yapacağımız uluslararası, Türkiye yedinci uluslararası hafızlık ve Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmasını da inşallah finalini 24 Mayıs Cuma günü saat 10'da Büyükçamlıca Camii'nde evet, ikindi namazına kadar icra edeceğiz inşallah. Bütün inşallah dinleyicilerimizi, izleyicilerimizi oraya davet ediyoruz ve İnşallah. Bekliyoruz inşallah. Gerçekten çok coşkulu bir yarışma oluyor. Elhamdülillah. Tabii ki hafızlarımızı teşvik açısından, bu hafızlık müessesesine hizmet açısından, güzel Kur'an okumayı teşvik açısından
Bu yarışmalar büyük önem taşıyor. Bu bakımdan da bizim gençlerimizi bu manada bu potansiyeli eğitebilmek için, bunları yönlendirebilmek için de bu yarışmaların yani büyük önemi var. Yani Diyanet İşleri Başkanlığımız Kur'an-ı Kerim'i öğretmek, hissettirmek, güzel bir şekilde okutmak ve anlamını kavratmak için elinden geleni yapıyor. Artık ailelerimize düşüyor vazife. Bu kadar imkan varsa bunu değerlendirmek lazım. Yoksa bu da ayrıca ebeveynine bir mesuliyet yükleyecektir sevgili hocam. Mehmet Emin Maşalı hocama dönmek istiyorum. Hocam siz de hani eğiticisiniz aynı zamanda. Ailelerimize bu anlamda neler önerirsiniz? Şu anda sofralarının başında bir taraftan iftarlarını devam ettiriyorlar. Size de kulak vermiş olurlar. Çünkü çocuklarını nasıl eğiteceklerini, yeteneği olan, hafızlığa yeteneği olan veya olmasa bile asgari miktarda dinin gerekliliklerini yerine getirebilmek için Kur'an öğrenmek isteyen ailelerin çocuklarına nasıl bir öneriniz olur? Tabii şimdi özellikle çocukluk yaşları gerek ezber bakımından gerekse bir şeyi öğrenme, çabuk ahzetme, edinme bakımından çok önemli bir zaman dilimi. Bu anlamda çocuklarımızın henüz daha o dilleri sertleşmeden öyle söyleyeyim ehil hocalardan, orası da çok önemli, ehil ağızlardan bu Kur'an eğitimini almaları önem arz ediyor. Hani belki aile içinde birileri Kur'an-ı Kerim okumayı biliyordur, onun öğretmesi güzel bir şey ama şu da var, Osman Hocam daha çok tanıklık etmiştir bu tarz problemlere. İşin başında ehil bir hocadan öğrenci öğrenmiyorsa, telaffuzu, sahih telaffuzu ağız düzelmiyorsa oradan sonraki süreçte onun düzelmesi çok daha zor oluyor. Gerçekten çok zor oluyor. Fakültede de, ilahiyat fakültelerinde bile onu görüyoruz. Eğer İmam Hatip Lisesi'nde ya da lise eğitim öğretiminde ehil bir hocadan okumuş ise ilahiyat fakültesinde daha başarılı oluyor bu anlamda. Değilse çocuk oluşan o tilavetinde oluşan hataları giderme yönünde bir çaba sarf ediyor. Burada şunu da ifade etmek gerekir aslında. Hani bu tilavet ya bu kadar niye önemli? Yani çocuk hatalı telaffuz etse ne olur? Doğru evet, okumasa gerçekten ne olur? Diye belki bazılarının aklına gelebilir. Hani hele hele günümüzde maalesef bu tabii yanlış bir hatalı bir anlayıştır. Asıl olan manadır. Dolayısıyla lafza bu kadar önem vermenin ne anlamı vardır falan gibi yanlış, hatalı, zinhar esas alınmaması gereken değerlendirmeler oluyor. Şunu çok açık bir şekilde ifade etmek gerekir ki bizim eslafımız geçmiş sahabe efendilerimizden günümüze kadar Kur'an-ı Kerim'i sohbetin başında da Osman Hocam'ın ifade ettiği gibi hem ezber hıfız yoluyla muhafaza etmişler, sonraki nesillere aktarmışlar, hem kitabet yoluyla aktarmışlar, hem de nutuk telaffuz yoluyla aktarmışlar. Yani biz bugün birisi bozuk aktarsa tabii, o daha sonra nelere evrilecektir bilemeyiz. Bugün mesela kıraat ilmi diyoruz ya da tecvid ilmi diyoruz. Bu iki ilim dalı Kur'an-ı Kerim'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanındaki seslendiriliş biçimini özgün, asli şekliyle günümüze taşıyan ilimlerdir. Dolayısıyla hani biz aslında bu Kur'an eğitimi öğretimi dediğimiz zaman aslında aklımıza şu gelmeli. Kur'an-ı Kerim'i Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz nasıl seslendirmiş ise, nasıl okumuşsa, sahabe efendilerimiz nasıl telaffuz etmişse o özgün, asli telaffuz şeklini çocuklarımıza öğretiyoruz. Yani bu çabanın adıdır bu. Dolayısıyla böylece Kur'an-ı Kerim hem hıfız, ezber yoluyla, hem kitabet yoluyla, hem de telaffuz yoluyla korunmuş oluyor. Kur'an-ı Kerim'in korunması açısından da büyük önem arz eden bir meseledir. Bir de Arapçanın yani biliyorsun makraç dediğimiz harflerin çıkış yerleri tabii bakımından bir mana değişikliklerine de sebep oluyor. Yanlış tabii telaffuzlar öyle değil mi hocam? Tabii. Her dilin bir defa bir hani fonetiği var. Şimdi Türkçenin de bir telaffuz biçimi var. Arapça da öyle. Bazı harfler var ki ses bakımından birbirine yakındır. İşte birisi biraz kalın telaffuz edilir, diğeri daha incedir. İnce. Şimdi ince olan harfi siz kalın telaffuz ettiğinizde anlam değişir. Noktalı noktasız anlam telaffuzlar değişir. Da anlam değişir. Bu tabii bu anlam değişikliği daha üst düzeyde. Diyelim ki Kur'an okurken durduğunuz yere dikkat etmeniz gerekir. Geriden aldığınız zaman ona göre almanız gerekir. Manayı bozmayacak şekilde. Tabii bunlar daha üst hocam, düzey bir de böyle bilgiler. Dili dönmeyen, hakikaten yapamayanlar var. Onlar da bunun hüznünü yaşıyorlar ama okumak da istiyorlar.
acaba okudukları şekliyle kabul olur mu diye de hep bunu sorarlar. Değil mi hocam? Ne dersiniz? Efendim tabii asıl olan Kur'an-ı Kerim'i doğru telaffuz etmektir ama dili dönmeyen, evet, çabaladığı halde onu doğru okuyamayanı Allah mesul tutmaz diye düşünüyorum. Çünkü yapabildiği o kadar. Evet. Yani kendi becerebildiği o kadar. Eğitimini almasına rağmen ancak o kadar yapabiliyorsa o, hatta bir hadis-i şerif var. O kardeşlerimiz için bunu müjde olarak vermek lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'i her harfine malum 10 sevap var. Hatta Resulullah Efendimiz elif, lam, mim'i hep ayrı ayrı harfler olarak sayar. Her, evet, harfini 10 sevap. Kekeleyerek, zorlanarak okuyana da ayrıca 2 ecir var. Normal okuyana 1 ecir, Allah Allah, zorlanarak okuyana 2 ecir var. Onun için Kur'an-ı Kerim okumak için zorlanmak da, çaba sarf etmek de bir ecir vesilesidir. Onun için gayret göstersen her kardeşimiz bunu doğru okuyabilmek için inşallah Rabbim o okuduklarını kabul edecektir. Önemli olan Kur'an'la iletişimimizi sağlam tutmak, onunla sürekli birlikte olmak, sürekli okumak, anlamak, yaşamak, Kur'an'la birlikte olabilmek. Evet, bunu hocam, temin etmek bizim en büyük görevimiz. Sevgili hocalarım, kıymetli hocalarım, programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Edirne ezanı ile inşallah programımızı tamamlamış olacağız. Ben bu arada son cümlelerinizi almadan önce biliyorsunuz Diyanet TV'de bir de sahur bereketimiz var. Necip Karakaya üstadımız sunuyorlar. Ve bu akşamki konuklarını ve konusunu arz etmek istiyorum. Ekranları başında bizleri izleyen, takip eden sevgili izleyenlerimize. Ramazan, infak ve paylaşma bu akşamki sahur bereketinin konusu sevgili izleyenler. Konuklar Bünyamin Albayrak, Diyanet İşleri Başkanlığımız Din Hizmetleri Genel Müdürü. Bir diğer konuk Mehmet Savaş Polat, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü. Ve bu akşam sevgili Necip Karakaya'nın sunumuyla ve tabii yine musiki eserleriyle birlikte sizlere inşallah güzel bir program sunacağını biliyoruz, görüyoruz. Kendisine sevgilerimizi yolluyoruz iftar vaktinde. Evet hocam, toparlamak gerekirse artık şöyle Ramazan boyunca Kur'an ile ilgili şu anda Edirne'de Ezan-ı Muhammed okunuyor. O zaman kendilerine biz de afiyet olsun diyoruz. Edirne'deki kardeşlerimize Rabbimiz tuttukları oruçları kabul etsin, sofralarını bereketli kılsın. Son cümlelerle vedamızı yapalım diyoruz hocam. Efendim, Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Kur'an'la birlikteliğimize önem verelim. Eyvallah. Kur'an'la dost olalım ki Allah'la dost olalım. Eyvallah. Ramazan ayı oruç ayıdır. Oruçlarımızı samimiyetle, içten öyle bir oruç tutalım ki o da bizi tutsun. Eyvallah. Müslümanlığımızı muhafaza etsin. Bize can versin, bize heyecan versin, bize güven versin, bize Allah'a daha da çok yaklaştırsın. Öyle oruç tutalım. Bir de Ramazan ayı paylaşım ayıdır. Paylaşalım. Bizim diyanetimizin de konusu infaktır malum bu sene. Evet. Paylaşalım ki daha mutlu olalım. Teşekkür ederiz hocam. Hocam sizden de bir cümleyle. Cenab-ı Hak bize bu Ramazan-ı Şerif'e ulaşma imkanı lütfetti. Tabii önümüzü göremiyoruz. İstikbalimizi bilemiyoruz. Hayatımızda bir daha bir Ramazan-ı Şerif olabilir mi? Evet. Onu bilemiyoruz. Dolayısıyla bu Ramazan-ı Şerif'i bu anlamda fırsatı kaçırmayalım. Bir de az önceki konuşmalarda da geçti. Kur'an penceresinden, İslam penceresinden hayatımızı şöyle bir gözden geçirelim. Muhasebe bir eksiğimizi, yapalım. Bir eksiğimizi, bir yanlışımızı bu Ramazan vesilesiyle düzeltebilirsek, Ramazan'dan sonra o eksiği terk etmiş olarak hayatımıza devam edebilirsek, evet, bizim için büyük bir kazanç. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, bugün de iftarı beklerken programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileği duasıyla Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalın.